Dünya alev alev yanıyor. Orman yangınlarının sebebi küresel ısınma mı yoksa sabotaj mı? Türkiye günlerdir birçok kentte aynı anda başlayan yangınları söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Can kayıplarının da yaşandığı yangınlar nedeniyle tüm imkanlar seferber edildi. Güney illerinde yoğunlaşan bu yangınlar ABD ve Kanada'da günlerce söndürülemeyen dev yangınları hatırlattı. Uzmanlar dünyayı baştan sona saran yangın dalgasından küresel ısınmayı sorumlu tutuyor. Türkiye günlerdir 6 kentte birden eş zamanlı olarak başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlarda bazı evler ve kamu kuruluşları tahliye edildi. Yangınları söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda başlayan yangınlar söndürülmeye çalışılırken dünyanın farklı bölgelerinde de yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Uzaktaydı. Dediler buraya dokunmaz. 15 dakika sürmedi. Yukarıda evim yandı. Burada restoranım yandı. Bütün hayatım bitti. Devletimiz sağ olsun. Uzmanlar kontrol altına alınmakta oldukça güçlük çekilen dev orman yangınlarının en büyük sebebinin küresel ısınma olduğunu belirtiyor. Son yıllarda gerçekleşen doğal afetlerin çoğunun doğrudan ya da dolaylı olarak iklim kriziyle ilişkili olduğu öne sürülüyor. 2019 yılında Amazon ormanlarında yoğunlaşan yangınlar krizin göstergelerinden biriydi. Haziran 2021'de de bölgenin çeşitli noktalarında binlerce yangın görüldü. ABD ve Kanada'da alev alev yandı. 2021'de dünya genelinde birçok hava olayıyla ilgili üst üste rekorlar kırıldı. Amerika ve Kanada geçen ay devasa bir alanın üzerinde oluşan ısı kubbesi nedeniyle tarihin en sıcak Haziran'ını yaşadı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan ve günlerce söndürülemeyen yangın, ülke tarihinin en büyük orman yangınları olarak kayıtlara geçti. Kaliforniya eyaletinde yılın bu dönemine kadar 5000'e yakın yangın görüldü. Yangınların sayısı geçen yıla göre 700 adet arttı. Kanada'nın sıcaklık rekoru ise British Columbia bölgesindeki Lytton'da üst üste 3 gün boyunca kırıldı ve 49.6 derece ile rekor seviyeyi gördü. Hemen ardından çıkan orman yangınları bu kenti tamamen yok etti. Amerika ve Kanada'daki yangınlarda milyonlarca hektarlık alan kül oldu. Bunun sebebi olarak da küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının yangının yayılma hızını arttırması gösteriliyor. Avustralya ve Sibirya. Küresel seviyelerde bir diğer ormanlık alan kaybı 2019-2020 yılları ve Şubat 2021'de gerçekleşen ve aylarca söndürülemeyen Avustralya orman yangınlarıydı. Milyarlarca canlının hayatını kaybettiği ve pek çok insanın evsiz kaldığı yangınlar hektarlarca ormanlık alanında yok olmasına sebep oldu. Hektarlarca orman kayıplarının yaşandığı bir diğer bölge ise soğuk iklimiyle bilinen Sibirya. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklıklarla beraber yağışların azaldığı bölgede özellikle insanların ayak basamadığı alanlarda yoğunlaşan yangınlar ancak uydu görüntüleriyle tespit edilebiliyor. Yunanistan'da yanıyor. Sadece birkaç gün önce ise Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'dan yangın haberi gelmişti. Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi. Bütün Akdeniz bölgesinde gündem orman yangınları. Yunanistan dışında Avrupa'da İtalya ve İspanya'da alevlere teslim oldu.
Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'e aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi. Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano Viyaleti kırsalında dün akşam başlayan yangın şu ana kadar orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar araziye zarar verdi. İspanya'da ise Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesinde Santa Coloma de Queralt yakınlarında 1500 hektardan fazla alanın yandığı açıklandı. Pazartesi günü itibariyle yangınların %90 oranında kontrol altına alındığı ancak onlarca insanın yerlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi. Uzmanlar uyarıyor. Yangınlar devam edecek. Küresel ısınma ve iklimsel değişiklikler, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık, seller ve yeni salgın hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılım hızlarının artması pek çok soruna neden oluyor. Uzmanlar, doğaya yönelik tahribat devam ederse doğal felaket olarak adlandırılan fakat esasında insan faaliyetleri neticesinde meydana gelen sel, yangın ve benzeri afet haberlerinin önümüzdeki günler, aylar ve yıllarda artarak duyulmaya devam edeceği kanaatinde. Profesör Doktor Ramanathan, benim tahminim ne yaparsak yapalım, ısınmanın aşağı yukarı 5 yıl içinde veya en geç 2030'a kadar 1,5 santigrat dereceye ulaşacağı yönünde. Bu durum yaklaşık 2040'a kadar devam edecek ve ardından küresel ölçekte iklimle ilgili atılan adımların etkisinin görülmesiyle bu eğri de aşağı doğru bükülmeye başlayacak. Eğer şimdi harekete geçersek 2040 sonrası soğutmaya başlayabiliriz diye konuştu. Benzer bir uyarı Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Genel Sekreteri Patricia Espinoza tarafından da bu hafta tekrarlandı. Espinoza, "Rakamlar bize zaten göremediğimiz daha neyi gösterebilir?" dedi. Ve G20 ülkelerinin enerji ve çevre bakanlarının bir araya gelmeleri çağrısını yaptı. Espinoza, "İstatistikler, sel, orman yangınları, kuraklık, kasırga ve diğer ölümcül olaylar hakkında bize daha ne söyleyebilir ki? Rakamlar ve istatistikler paha biçilemez. Ancak dünyanın şu anda her şeyden çok iklim eylemine ihtiyacı var," diye konuştu. Sanayinin ve teknolojinin son 100 yılda yapmış olduğu ilerleme ve bunun kapitalizmle birleşmesi bize küresel ısınma olarak geri döndü. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasıncılık yapan siyasiler bu durumu daha ne kadar görmezden gelecekler kestirmek zor. Ama her şeye yarın başlasak bile önümüzde felaketlerin artarak geleceği bir 20 yıl daha var görünüyor. Daha bu seviyedeki felaketlere bile hazır olmadığımızı düşündüğümüzde ve doğal felaketlerin şiddetinin artarak devam edeceğini gördüğümüzde sizin de içinizi derin bir umutsuzluk kaplamıyor mu? 3 tane çocuğum var, hanım da öldü. Perişanlık üstü üstü abla. Allah'tan geldi, ne yapalım?